Mikrofonlarımızı da açtım. Sayın hocam hoş geldiniz. Mikrofon şu anda hocam, sesiniz gelmiyor hocam. Mikrofonla bağlanabilirseniz eğer. Evet. Sayın hocam, şu anda YouTube'da canlı yayındayız. Arzu ederseniz toplantımızın açışını yapabilirim. Değerli dekanım, değerli hocalarım ve kıymetli konuklarımız, Kırşehir Ayhevran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün bizleri kırmayıp davetimize olumlu yanıt veren değerli hocamız Sayın Profesör Doktor Barış Özdal'a teşekkürlerimizi sunmak isterim. Hoş geldiniz hocam. Değerli hocamız bugün bizlere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde güncel gelişmeler başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Toplantımız iki ana bölümden oluşacak. İlk bölümde değerli hocamız sunumunu yapacak ve ikinci bölümde soruları alacağız. Soru bölümünde ise yazılı soru usulünü benimsiyoruz. Solda görmüş olduğunuz katılımcılar bölümünde benim ismimin üstüne Burak Güneş, moderatör olarak ben yöneteceğim toplantıyı. İsmimin üzerine tıkladığınız zaman bana özel mesaj yazabilirsiniz. Sorularınızı bana iletirseniz ben de hocama buradan ileteceğim. Toplantımız şu anda eş zamanlı olarak YouTube kanalımızdan da canlı yayınlanmaktadır. Keyifli bir söyleşi olacağını şimdiden görebiliyorum. Konuşmaları için de sözü dekan hocamız Sayın Profesör Doktor Nur Çetin hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam.
akademik bir iş yapıyoruz. Akademik olarak karşı taraf bir test sunabilir, siz bir test sunabilirsiniz veya üçüncü taraf bir test sunabilir. Burada önemli olan kendi tezlerinizi, argümanlarınızı nasıl savunduğunuzdur. Onun için bunu bir iddia olarak tanımlamak, kategorik bir redden uzaklaşmak akademik anlamda daha doğru olacaktır. İkinci kavramımız olan sınır sorunu olarak Ermeni tezlerinde gördüğümüz veya daha çok Avrupa Birliği kurumlarının raporlarında karşımıza çıkan sınır sorunu, border problem olarak tanımlanan bir sorun söz konusudur. Ama bunu da detaylı olarak anlatacak olmakla birlikte hemen kısaca belirtmek gerekirse iki devlet arasında sınır sorunu olması demek kasus belli'nin en temel unsurlarından biridir. Üçüncü sorun alanı olarak belirlediğim hususta Dağlık Karabağ sorunu olarak tanımlanan ve literatürde genelde böyle gelen sorunun aslında iki sorunun birleşimi olduğunu ve Dağlık Karabağ'la birlikte işgal altındaki rayonlar olarak tanımlanması gerektiğini iddia ediyorum. Birinci kavramımıza dönersek günümüzde pek kullanılmamakla birlikte Temmuz 2007 yılında dönemin Başbakanlık Personel Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayınlanmış ve bu genelgeyle ilgili kurumlara sözde Ermeni soykırım ifadesinin kullanımı yasaklanmış, yerine 1915 olayları veya 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları kavramının tanımının kullanılması istenmiştir. Altını çizerek söylüyorum. 2007 yılında bu genelge yayınlanmış olmakla birlikte mesela ben ilgili kurumların web sitesine girdiğimde maalesef bu genelgeyi bulamadım ama dediğim gibi benim arşivimde var ve doğru bir tanımlama olduğunu iddia ediyorum. Keşke herkes 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiası olarak iddiaları olarak tanımlasa. Onun için ben bu genelgenin doğruluğuna inanan bir bilim insanı olarak bu kavramı kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi tekrar geriye dönersek biraz önce ikili ilişkiler itibarıyla 1915 olaylarının da dışında Türkiye-Ermenistan ilişkilerine genel olarak baktığımızda bir aktörler sorunu olduğunu ifade etmiştim. Bu sorunun bir benzeri alt sektör olan 1915 olaylarına ilişkin tarafların tespiti açısından da bence mevcuttur. Biraz daha bu iddiamı somutlaştırmam gerekirse 1915 olaylarında etkili olan aktörler bildiğiniz üzere bir taraftan Ermenistan, diğer tarafı hatta 1915'te Ermenistan diye bir devlet de yoktur. Biraz önce bildiğiniz açıkladığım üzere 1918'de kurulmuştur. Yine bunu Ermeni / sonrasında Ermenistan, Osmanlı Devleti ve ardılı olan Türkiye Cumhuriyeti olarak değerlendirebiliriz. Ama acaba sadece iki aktör mü vardır diye düşünürsek, bana sorarsanız bu ilişkilerde her zaman invisible olan, görünmez o Adam Smith'in kavramını ödünç alırsak, bir diğer aktör de diaspora Ermenileridir. Bakın altını çizerek söylüyorum, bilinçli bir kullanımdır. Lobi demiyorum, diaspora tarihsel anlamda kullanımının daha doğru olduğunu iddia ediyorum. İkili ilişkilerde diaspora her zaman önemli olmuştur. Gerek Ermenistan iç politikasında yani Erivan'ın dış politikasında gerekse Türkiye Cumhuriyeti veya Osmanlı Devleti'ne yönelik olarak tarihsel anlamda düveli muazzama dediğimiz büyük güçler, dominant powerlar dediğimiz devletler üzerinde veya uluslararası görüşmelerde, diplomatik görüşmelerde hep etkili olmuştur. Ermeni diasporasını şöyle bir harita itibariyle bakarsak, çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler olmakla birlikte yaklaşık 10 milyonluk bir diasporadan
bahsedilmektedir. Bugün itibariyle Ermenistan'ın resmi devlet sitelerine baktığımız zaman kendi nüfuslarını 2.3 milyonla 2.1 milyon arasında belirtmektedir. Hatta CIA arşivine girdiğiniz zaman ülke etütlerine bu rakamın 1.7 milyona kadar düştüğünü görürsünüz. Ama ortalama biz 2 milyon desek bile şöyle düşünün. Dünya genelinde 12 milyon Ermeni var. Bunun 2 milyonu sadece devlet olarak Erivan başkentli Ermenistan'da yaşamaktadır. 10 milyonu yani 5 katı yaklaşık olarak diaspora Ermenilerinden oluşmaktadır. Bu çok ciddi büyük bir rakamdır. Ve dünya özelinde devlet olup da diasporaya sahip olan devletler açısından baktığımız zaman belki bunun bir örneğini İsrail'de görebilirsiniz veya bugün itibariyle belki Suriye'de görebilirsiniz. O konuda Ermeni diasporasının sayısal anlamda bu kadar büyük olduğunu da söyleyeyim. Etkinliğini açık söylüyorum. Bakın lobi olarak kullanmadığımı tekrar altını çizmek isterim. Şimdi aktör çiftleri sonunda bence bir diğer problemimiz de biraz önce söylediğim Dağlık Karabağ ve işgal altındaki rayonlar sorunu bağlamında Azerbaycan'ın her zaman üçüncü bir aktör olarak düşünülmesi gerektiğidir. Soru gelirse mesela bunu da açarız. Biliyorsunuz 2010 yılında yapılan Türkiye ile Ermenistan arasında ikiz protokoller olarak literatürde tanımlanan bir protokol süreci var. Burada Azerbaycan'ın süreçte doğru bilgilendirilmemesi, zamanlaması ve içeri açısından problem yaşanması hiç şüphesiz bu tespitimizi de doğrulayacak niteliktedir. Bu kadar mı hocam? Yani diyecek olursunuz. Hayır, bence bu kadar değil. Şimdi gördüğünüz üzere üçüncü taraf anlamında, hatta diasporayı koyarsak dördüncü taraf oluyor. Buraya tarihsel anlamda bütün devletleri koyabilirsiniz. Örnek, bugün itibariyle Biden'ın açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ni koyabilirsiniz. Tarihsel süreç içinde 2005'te Almanya'nın Bundestag'da karar aldığını düşünürseniz Almanya'yı koyarsınız. İşte Bulgaristan, Fransa, Rusya Federasyonu, Gürcistan, İngiltere, AGİT, BM, aklınıza gelebilecek bütün aktörler bu anlamda sayılabilir. Bu benim ilk etapta gerek komşuluk ilişkileri, gerekse sürece daha aktif bir şekilde katılmasından dolayı birinci halkada yer aldığını iddia ettiğim aktörler. Bu aktörleri daha da arttırırsanız işte Avusturya'dan başlayıp Gürcistan'a, Arjantin'e, Uruguay'a, genç arkadaşlarımız belki öğrenci arkadaşlarımız bilmeyecektir. İşte 1915 olaylarını ilk o soykırım olarak tanıyan devlet mesela Uruguay'dır. Arjantin'de çok ciddi bir Ermeni diasporası ve lobisi vardır. Yansıta gördüğünüz üzere bu kadar geniş kapsamlı aktöriyel açısından Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde etkili olan aktörlerin olduğunu tespit etmek bence mümkündür. Peki hocam, aktörlerden bahsettik. Bu tarihsel anlamda 1915 olaylarının gelişiminde hangi kırılma noktaları var diyecek olursanız, yansıda ben size genel anlamında bir akışlaması çizdim. Hemen şunu da belirteyim. Bizim Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak Türkiye'de tek bölümümüz. Lisans düzeyinde 14 hafta boyunca Türkiye-Ermenistan ilişkileri dersini veriyoruz. Bu dersi ben 14 hafta boyunca öğrencilerime anlatıyorum. Tabii ki takdir edersiniz. Burada sınırlı bir sürede bütün boyutlarını size anlatmak mümkün değildir. Ama şöyle bir sürece hızlıca bakarsak, tarihsel anlamda 1878 Ayastefonos ve Berlin Anlaşmaları birinci kırılma noktasıdır. Çünkü baktığımızda Doğu sorununun ikinci aşaması olarak tanımladığımız aşama tamamlanmış ve üçüncü aşamasına, yani Osmanlı Devleti'nin içinde bulunan gayrimüslim tebaanın
bağımsızlaşma süreci aynı Balkanlarda olduğu gibi 1815 Viyana'dan 1878'e kadar olan süreçte bir boyut değiştirmiştir. Bilmiyorum, belki okuyan arkadaşlarımız vardır. Benim ve değerli Kutay Karaca hocamızın yazarı olduğu, editörü olduğu, özür diliyorum. Aynı zamanda Burak Güneş hocamız ve Öner Akgül gibi hocamız da yazar olduğu bizim bir diplomasi tarihi bir kitabımız var. O kitabımızın ilgili bölümlerinde de mesela burayı detaylı bir şekilde anlatıyoruz. İşte 1878 Ayastefanos Berlin Anlaşması'nın önemi birçok kurum sınavında da çıktığı üzere Ermeni sorununun uluslararasılaştığı ilk yerdir. 1878'den 1915'e kadar olan süreçte Ermeni sorunu Düveli Muazzama'nın da desteğiyle, yani büyük güçlerin de desteğiyle uluslararasılaşmıştır. Ve Bir Dünya Savaşı akabinde gelen 1915-24 Nisan'ı ve 27 Mayıs'ın alınan Sekve-İskan Kanunu'yla değişmiştir. Tabii ki 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu önemlidir. 1965 50. yıl açısından sadece önemli değildir. Sunumumuzda kısmen değineceğiz. Özellikle 1960 Kıbrıs olayları ve Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi sonrasındaki süreçte özellikle Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin taşnaklara desteklemesinden yola çıkarak ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa topluluklarına o dönemki adıyla tam üyelik müracaatında bulunması üzerine 1915 olayları gündeme gelmeye başlamıştır. Ve bu süreçte propaganda süreci dediğimiz Ermeniler tarafından bir propaganda süreci işlenmiş. 73'e kadar devam eden bu süreç. Sonra Asala, Jacques ve Nar başta olmak üzere terör örgütleriyle gelişmiş. Orlik katliamının ardından da bugün içinde yaşadığımız parlamento kararlarıyla soykırım iddiaları gündeme gelmeye başlamıştır. Peki neyi tartışıyoruz? Ne oldu da böyle 1915 olayları yaşandı diyecek olursanız, bildiğiniz üzere Osmanlı Devleti 2 Ağustos 1914'te seferberlik ilan ederek savaşa girmiş ve daha sonrasında size biraz sonra ispatlamaya çalışacağım üzere askeri güvenlik gerekçeleriyle Sekve-İskan Kanunu'nu yürürlüğe koymuştur. Yapı itibariyle Ermeniler tarafından, bazı Osmanlı Ermenileri tarafından çıkartılan isyanlar önemlidir. 9 ay içinde 21 tane isyan çıkartılmış ve ordudan firarlar başlamış. Terör ve tediş eylemleri başlatılmış. Peki 24 Nisan'da olan nedir? Ona gelirsek. Şimdi literatürde kamuoyunda çeşitli rakamlar dolaşıyor. Tam doğru rakam 235 kişi 24 Nisan 1915'te İstanbul'da yaşayan Ermeni komiteleri kapatılarak silahları toplanmış ve 235 kişi tutuklanmıştır. Yani gözaltına alınmış, bir kovuşturma geçirmiştir. Peki burada fotoğraflarını görüyorsunuz. Gözaltına alınan Ermeni önde gelenlerinin bir kısmını. Bunların hepsinin Osmanlı vatandaşı olduğunu da belirtelim. Peki neden ne geldiğimizde? Bir kere hemen şunu da belirtelim. Bu 235 kişiden %55 kişi Çankırı'ya, 71 kişi Avaş'a, treni 75 kişi de muhafızlar ile nakledilmiş oldu. Bir kısmı 13 gün sonra sarı verilmiştir. Evet, kayıplar vardır. Ayaş'takilerin akıbetiyle ilgili bunlar devlet arşivlerinden çıkmadır. Bir kısmının da geri döndüğünü biliyoruz. Şimdi neden yaşandığını, 24 Nisan kararını alındığını ben Türk ve Ermeni tezlerinin dışında farklı bir tezden size aktarmak istiyorum. Yansıda gördüğünüz üzere dönemin Fransız elçiliğinin istihbarat raporu 25 Nisan'la 1 Mayıs 1915 tarihleri arasında. Kısaca özetlersek
Rus donanmasının Karadeniz Boğazı'nda olduğunu, İngiliz-Fransız donanmasının Çanakkale'de olduğunu, Kafkas cephesindeki Ermenilerin Rus ordusuyla birlikte Türklere karşı savaştığını, özellikle Erzurum ve Van'da Ermeni çetelerin isyanlar çıkarttığını, başkentte Ermeni komitelerin tutuklanmaya başlandığını, bu tutuklanmanın özellikle Zeytun ve Kafkas cephesinde Ermenilerin tutumundan kaynaklandığı, Osmanlı Harp Divanı Başkanı'nın da Ermenilerin 6 vilayette ayaklanma hazırlığında olduğunu rapor ettiğini söylüyor ki hazırlık değil başladılar. Şimdi gördüğünüz üzere Fransızlar bu şekilde bir istihbarat raporuyla durumu özetliyorlar. Literatürde yanlış bir şekilde bence set tehcir kanunu olarak tanımlanan, benim 2004 yılından beri açıklamaya çalıştığım kanun, sevk ve iskan kanunu. Hemen şunu da belirtelim. Sevk ve iskan kanunu 18 ay kadar yürürlükte kalmıştır. Ekim 1916'da durdurulmuş ve geri dönüşlere izin verilmiştir. Şimdi içerik itibariyle yine soru gelirse bakarız. Şimdi esas konu bence bütün sunumun en önemli kısmı bu. Benden daha önce sunum dinleyen arkadaşlar bunu hatırlayacaktır bu haritayı. Gördüğünüz üzere Ermenilerin resmi sitesinden aldım. Ve Ermeni'nin Genocide 1915 yazıyor. Yani tarafsız olma adına birinci haritamı Ermeni kaynaklarından aldım. Haritayı biraz detaylı baktığımızda sevk ve iskan edilen Ermenilerin sevk ve iskan yollarını görmektesiniz. Büyük kırmızı pointler toplanma yerleri. Daha sonrasında ise gördüğünüz üzere bütün oklar o dönem itibariyle Osmanlı toprağı olan Deir Zor bölgesine, yani bugünkü Suriye bölgesine götürülmüştür. Ama altını çizerek söylüyorum. O dönem itibariyle Osmanlı toprağıdır bu bölge. Şimdi ikinci harita Türk Genelkurmayı'nın yayınladığı bir harita. Genelkurmay Başkanlığımızın ilgili sitelerinde yayınlanmıştır. Gördüğünüz üzere bu haritada bir dünya savaşının genel görünümü itibariyle Karadeniz'den başlayarak Rusların kıyı bombardımanı yaptığı, aynı Fransızların istihbarat raporunda belirttiği gibi Çanakkale önünde yığılma olduğunu, bombardımanın, ki biliyorsunuz deniz savaşları sonrasında kara savaşları gelecek. Aynı şekilde Hatay bölgesinde Rus ve İngiliz ve Fransızların bombalaması olduğunu görüyoruz. Şu gördüğünüz kırmızı pointlerde o dönem itibariyle Ermenilerin cephe gerisinde çıkardıkları isyanları göstermektedir. Peki hocam şu sarılar ve kırmızılar, oklar ne diyecek olursanız, bu kırmızı oklar Rus birliklerinin doğu cephesindeki saldırıları, sarı oklar da Ermeni gönüllü birliklerinin Adrianus başta olmak üzere saldırılarıdır. Şimdi ben teknolojinin imkanlarından faydalanıp şöyle bir şey yaptım. İki haritayı alt alta koydum. Bakalım bir benzerlik görebilecek misiniz diye. Hatta biraz daha teknolojinin nimetlerinden faydalanıp iki haritayı üst üste koydum. Bakın burada görebildiğiniz açık bir şekilde Osmanlı Devleti'nin yaptığı Rus kıyı bombardımanlarının olduğu, İngiliz ve Fransız kıyı bombardımanlarının olduğu bölgelerden kendi güvenliğini tesis etmek için dönem şartlarına göre elinden gelen bütün imkanlarla gerek kendi güvenliğini sağlamak, gerekse tebaası olan, vatandaşı olan Ermenilerin güvenliğini sağlamak için hiçbir şekilde üçüncü bir kuvvetin savaş halinde olduğu devletin saldırısının bulunmadığı Deir Zor, kendi toprakları olan Deir Zor bölgesine sevk ve iskan ettirdiğidir. Dönemin askeri uygulamalarına da uygun bir biçimde. Bunu Harvard raporlarında da görürsünüz. Daha sonra yapılan Malta mahkemelerinde de görürsünüz. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin
kendi topraklarında yaşayan Japonları yine sevk ve iskana tutmasında da görürsünüz. Böyle birçok örnek savaş tarihinde mevcuttur. Teçhir kavramı neden yanlıştır ve bence kullanılmaması gerektir diyeceğiniz zaman, biraz önce belirttiğimiz üzere teçhir kavramı deport etmektir. Ülke dışına çıkartmaktır ve çıkartılan kişilerin akıbetiyle hiçbir şekilde ilgilenilmez. Ama gerek 27 Mayıs kararı, Nisan 27 Mayıs'ta alınan sevk ve iskan kararında, gerekse 30 Mayıs'ta alınan Meclis Ülkelağı'nın kararında, gerekse ilgili askeri talimnamelerin hiçbirinde teçhir kavramı kullanılmamıştır. Kullanılan kavram sevk ve iskan veya sevk ve yeniden iskandır. Başka mahallelere sevk ve iskan kavramı geçer. Dediğim gibi Ekim 1916'da da durdurulmuş ve geri dönüşlere izin verilmiştir. İngilizce çevresinde deportation veya exile kavramlarının kullanılması yanlıştır. Çünkü ülkeden çıkarma, sürülme, atılma diye bir şey, yani persona non grata dediğimiz diplomatik kişiler için kullandığımız kavram burada yaşanmamıştır. Doğrusu teçhir yerine sevk ve iskandır. İngilizce kullanırken de deportation ve yerine relocation kavramının kullanılmasıdır. Evet, sevk ve yeniden iskan dediğimiz zaman bunun farklı bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini ben de farkındayım. Ama en azından uzununu kabul etmesek bile kısasında relocation kavramını kullanmak Türk tezlerine avantaj sağlayacaktır. Mesela şu anda dinleyicilerimiz arasında olan değerli doktor öğrencim verimden Seçkin Arpeliyer mesela bu konuda çok hassastır haklı olarak. Ama maalesef aynı hassasiyeti ne bazı bilim insanlarımızdan ne de bazı yapılan konferanslarda göremiyoruz. Sonuç olarak bu kısmı kapatmadan önce şunu söyleyebilirim. Tabii soru gelirse açarım ama 1915 olayları sadece Türk ve Ermeni işlerine bakarak analiz edilemez. Böyle bir analiz yapılsa bile bu analiz kendi içinde tutarlı olmakla birlikte eksik kalacaktır. Gerek tarihsel anlamda gerekse bugün itibariyle bu konunun büyük devletler arasındaki güç mücadelesi ve uluslararası konjonktür dikkate alınarak analiz edilirse daha tutarlı olacağını düşünmekteyim. Nasıl ki bugün Biden'ın tanımlamasındaki konuyu biz sadece 1915 olayları üzerinde analiz edemiyorsak, yine uluslararası konjonktürü dikkate almamız gerekiyorsa, bu tarihsel açıdan da aynı şekilde geçerlidir bence. İkinci sorun olarak belirttiğim sorun sınır kapıları sorunudur. Yansıda gördüğünüz üzere Türkiye-Ermenistan sınırını görmektesiniz. Ve bu sınır kapısı 3 Nisan 1993 yılında kapatılmıştır ve doğrudan ticaret, kara ticarete durdurulmuştur. Tarihsel anlamda buralara girmeyeceğim. Eminim derslerinizde başta Nur hocamız olmak üzere bunlara değiniyordur. Sadece şu kadarını söyleyeyim. 4 nolu sınır kapısından başlar, 148 nolu sınır kapısına kadar uzanır, 325 kilometredir. Yaygın bilinenin aksine 2 tane sınır kapımız vardır. Bir de köy kapısı dediğimiz demir yolu dışında tali bir yer vardır. Peki nereden kaynaklanıyor bu problem? Ermenistan'ın başında bulunan devlet başkanlarına baktığımız zaman, gerçi parlamenter rejime bu anlamda bir değişiklik yaptılar yakın zamanda biliyorsunuz. Leontor Petrosyan 7 yıl görev yapmıştır. Robert Koçaryan, Sarkisyan ve Nikol Paşinyan ki yakın zaman önce istifa etmiş, şu anda vekaleten yürütmektedir. Renkleri sadece Göztepe'li olduğum için seçmedim. Onu da söyleyeyim. Sarı kırmızıyı evet severim ama
Şunu vurgulamak için yaptım. Paşinyan, Terpetrosyan'ın siyasi anlamda mirasçısıdır. Koçaryan ve Sarkisyan da özellikle Karabağ kökenli olup asker kökenlilerdir ve bu anlamda şahinler olarak tanımlanırlar. Tarihsel anlamda baktığımız zaman gerek bağımsızlık süreçleri ve daha sonraki süreçlerde Ermenistan'ın 11. maddesinden başlayarak bağımsızlık bildirgesinin veya anayasalarının 13. maddesinden başlayarak parlamentolarında yaptığı açıklama, Koçaryan'ın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman Türkiye'nin sınırlarının içinde bulunan bölgeyi Batı Ermenistan olarak tanımlamaktadırlar. Bu, ben bir uluslararası hukukçu değilim ama uluslararası hukuk itibariyle hocalarımızdan bildiğim kadarıyla tamamıyla uluslararası hukuka aykırı bir durumdur. İyi komşuluk veya uluslararası ilişkilerin en temelde unsurlarından olan düşmanca olmayan tutuma aykırılık arz etmektedir. Türkiye ise tarihsel anlamda iyi niyet gösterisiyle 91'in aralığında iki tane tarif vardır burada. Zımmi tanıma ve açık tanıma olmak üzere literatürde Ermenistan'ı tanımıştır. Karadeniz'e komşu olmamasına rağmen Kİ'ye kurucu üye olmayı davet etmiştir. Fakat Kelbecer'in isyanının ardından önce sert bir nota vermiş, ardından da kara sınırlarını durdurmuştur. Hava sahasını da önce 94'te kapatmıştır. Fakat daha sonra hava sahası H-50 hava koridoru açılmıştır uçuşlara. Türkiye'nin tezleri biraz önce söylediğim üzere tamamen sınırı kapatmasının, sınır kapılarını kapatmasının nedeni Ermenistan'la Azerbaycan arasında olan sıcak çatışmadır. Dağlık Karabağ ve işgal altındaki rayonlar sorunundan kaynaklanmaktadır. Ve açılış şartı olarak da bu gösterilmiştir. Avrupa Birliği ise 1987 yılından beri hem soykırım iddialarını gündeme getirmiş hem de daha sonraki toplantılarda sınırın kapalı olduğu vurgusunu kullanmıştır. İlgi duyan arkadaşlar için yıllar öncesinde Erzurum'da yapılan bir kongrede bunu da detaylı bir şekilde hafızam iyi yapmıyorsa Erzurum'da birincisinde analiz etmiştim tarafların tutum ve tezlerini. Rusya Federasyonu ise sınır kapılarının açılması kavramını kullanarak Türk tezine yakın bir tez kullanmaktadır. İran yine aynı şekilde sınır kapıları anlamında kullanmaktadır. Gürcistan aynı şekilde. Ermenistan ise toprak talebi ve soykırım iddiaları kapsamında sınırın problemli olduğu algısını yaratmaya çalışır. İlgi duyan genç arkadaşlarımız bakabilirler. Google Map'e girdiğiniz zaman Türkiye-Ermenistan sınırını ki ben yine aramızda bulunan Niyazi İpek arkadaşımızın bir daveti üzerine o sınırı da gezme fırsatı buldum Ardahan'da bir kısmını en azından. Google Map'te o sınırın kulü olduğunu göreceksiniz. Türkiye bu konuda da çok ciddi uyarılarda da bulunmuştu. Dediğim gibi Ermenistan ve Azerbaycan, özür diliyorum, Ermenistan ve Avrupa Birliği kurumlarının raporlarında ve resmi görüşlerinde sınır sorunu olarak tanımlanmaktadır. Bu uluslararası hukuka da aykırıdır. Tarihsel antlaşmalara da aykırıdır. Azerbaycan tahmin edebileceğiniz gibi Türk tezini desteklemektedir. Amerika Birleşik Devletleri de incelediğimiz raporlarda yine Ermeni lobisi ve diasporanın etkisiyle zaman zaman sınır kapıları veya sınırın açılması kavramını kullanmaktadır veya diplomatik ilişkilerin kurulması kavramları kullanır. Hatırlayacağınız üzere burada futbol diplomasisi işletilmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül itibariyle veya daha sonra peynir diplomasisi olarak bildiğimiz Kars'tan bir
atak başlatılmıştır. Bu süreçler hep onun kapsamında değerlendirilebilir. Sonuç olarak biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin elinde bir kozdur sınır kapıları sorunu. Ermenistan'ı özellikle Azerbaycan'la olan Azerbaycan topraklarını işgalinde bir pozisyon alması için zorlayıma yönelik bir unsurdur. Biraz sonra değineceğim. Özellikle 44 gün savaşlarına da bakacağım. Bu kapsamda bizim kavramlarımızı doğru kullanmamız ve gerek Avrupa Birliği gerek Amerika Birleşik Devletleri ortaya atılan iddiaları hiçbir şekilde kabul etmememiz gerekmektedir. Bu açıdan da Rusya ve Rusya Federasyonu İran'dan Ermenistan'ı uzaklaştırmak bizim lehimize olacaktır. Hocam biraz hızlı gidiyorum ama kusura bakmayın. Çünkü akşam sizden sonra da bir televizyon programım var. Ona da katılacağım. Eğer hızlı geçiyorsam da affola. Yok hocam, çok güzel gerçekten. Teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu vesileyle hocam, evet, bu terim ve kavramlarının doğru kullanılması dediniz ya, ben başta evet tehcir kelime kullanılması için özür dilerim. Bundan sonra sevk ve iskan kullanacağız ve uyardığınız için teşekkür ederim. Bundan sonra herkes dikkat ederse bu yayılacaktır. Teşekkür ediyorum hocam nezaketiniz için. Üçüncü sorun olarak tanımladığım sorun Dağlık Karabağ ve işgal altındaki rayonlar sorunudur. Onun da biraz önce belirttiğim gibi neden bu şekilde tanımlanması gerektiğini açıklayacağım size. Bildiğiniz üzere Dağlık Karabağ Azerbaycan'a bağlı özel bir bölgedir. Azerbaycan'ın toprakları içindedir ve Azerbaycan'a toprağıdır. İfade edemedim. Tarihsel sorun itibariyle baktığımız zaman evet 19. yüzyıldan başlayarak bugüne kalan süreçte bir dönüşüm geçirmiştir. Uzunca yıllar asistanlığımı yapan sevgili meslektaşım Murat Cane'nin doktor öğretim üyesi mesela tezinin bir kısmı da bu anlamda Rusya'nın tarihsel olarak neden Transkafkasya bölgesinde politika değiştirdiğini ve hangi hegemonya araçlarını kullandığı üzerinedir. İlgi duyan arkadaşlarımıza da değerli Murat Cane hocamızın tezi kitap olarak basılmıştır. Onu okumalarını tavsiye ederim tarihsel anlamda. Şimdi buraya baktığımızda evet 1905-1924 arasında bir problem vardı. Sorun dondurulur. Özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde 88'den itibaren dağılma süreciyle birlikte iç çatışmalar başlar. Hocalı katliamı maalesef bunun tepe noktasıdır. Birinci Karabağ Savaşı olarak bildiğimiz savaş 92-94 yılları arasında yaşanmış. Arada geçen yaklaşık olarak 26 yıllık dönemde çözüm süreci aranmış. Bildiğiniz üzere de 2. Karabağ Savaşı 2020 Eylül itibariyle yaşanmıştır. Şimdi nüfus değişimleri politikalarından Rusların başlattığı Türkmençay ve anlaşmasından başlayarak bir süreç olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Devamında Ermeni bölgede yaşayan Azerbaycan Türklerinin büyük bir göçe tabi tutulduğunu bilmemiz gerekiyor. Biraz önce söylediğim sıcak savaş itibariyle birinci savaş dediğimiz süreçte maalesef ciddi çatışmalar yaşanmıştır. Ve tek taraflı olarak Dağlık Karabağ Cumhuriyeti kendi bağımsızlığını ilan etmiştir. Ermenistan'ın ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin bayraklarını görüyorsunuz. Bayraklarında bile sembolik olarak bunun bir geçici ayrılma olduğunu da ifade ediyorlar. Hatta şunu da belirteyim. Yanlış hatırlamıyorsam Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni Ermenistan bile tanımamıştır diye biliyorum. En son tanıma gerçekleştiyse onu teyit etmem lazım. Ermenilerin veya Ermenistan'ın tecavüzleri neticesinde gördüğünüz üzere Azerbaycan Türkleri bölgede yaşayan Dağlık Karabağ ve işgal altındaki bakın
Bu 7 rayondan bahsediyoruz. Dağlık Karabağ dışındaki özerk statüye sahip olmayan rayonlardan bahsediyoruz. Bu süreç içinde Ermenilerin saldırıları neticesinde kaçkın, Azerice bir Azerbaycan Türkçesiyle bir kavram alan kaçkın durumuna düşmüşlerdir. Ve 1. Karabağ Savaşı sonrasında Dağlık Karabağ'ın ve tamamı 7 rayon Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Şu gördüğünüz kırmızının etrafındaki rayonlar. Azerbaycan topraklarının %20'si işgal edilmiş. 18 bin Azerbaycan Türk'ü hayatını kaybetmiş. 20 bin kişi yaralanmış. 50 bin kişi sakat kalmıştır. 5101 Azerbaycan Türk kimlisi akıbeti hala bilinmemektedir. Bu haritada da yaşanan et sonrasında hangi bölgelerde kaçkın olduklarını görüyoruz. Peki hocam, 2. Karabağ Savaşı'nda veya literatürde bilinen ismiyle 44 gün savaşında ne oldu derseniz, gördüğünüz üzere Ermenistan'ın kışkırtması sonucunda iç politik nedenlerle başlattığı çatışmalar sonucunda Azerbaycan çok hızlı bir şekilde 44 gün içinde topraklarının büyük bir kısmını azatlığa kavuşturmuş. Yani tekrar kendi kontrolüne geçirmiştir. Ve son yapılan anlaşma sonrasında da Rusya Federasyonu'nun özellikle etkin olduğunu ve tarafların şu an itibariyle bir yol haritası çizdiklerini söylememiz mümkün. Tabii bunun nasıl işleyeceği de önemlidir. Sonuç olarak şu anda hala hazırda görev yapan Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de belirttiği gibi Dağlık Karabağ sorunu Azerbaycan'ın bir numaralı sorundur. Ve 2. Karabağ sonrasında da Ermeniler eğer barış yoluyla bu toprakları gerçek sahipleri olan, hukuksal anlamda da ve tarihsel anlamda da sahipleri olan Azerbaycan'a bırakmaması durumunda savaş kaçınılmazdır. Ama Azerbaycan bunu barış yoluyla çözmeyi tercih etmektedir. Ve hiçbir zaman da kendi öz topraklarının koparılmasına izin vermeyecektir. Evet değerli Nur Hocam, Burak Hocam, Öner Hocam, 41 dakika içinde ancak toparlayabildim. 30-35 dakika dedim ama affınıza sığınıyorum. Bilgi verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Biz hocam, teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi, teşekkür ederiz. Sayın hocam, ben sorulara geçmeden önce bir açıklama... Burak sesin gelmiyor bu arada. Evet. You are now muted. You are now unmuted. Şu anda geliyor. Evet hocam, aslında biz hani bu önemli ve derin aslında titizlikle hazırladığınız yani şemalar, haritalar üzerinde yani titizlikle hazırladığınız bilgiler için biz teşekkür ederiz Sayın hocam. Rica ederim hocam. Evet. Burak sesin gelmiyor. Evet. Hocam siz devam edin. Hocam benim sesim geliyor mu size? Geliyor. Öner, evet. Bağlanabilecek misin bize? Sesim şu anda geliyor mu hocam? Tamam. Şu anda geliyor. Evet, çok teşekkür ederim. Bir herhalde ufak bir aksaklık yaşadım. Şimdi değerli hocam çok teşekkür ederiz her şeyden önce. Ben soru bölümüne geçmeden evvel bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. YouTube canlı yayınımızda şu anda her şeyi aynı anda ben idare etmeye çalıştığım için birkaç aksaklık yaşadık. İzleyicilerimizden o en baştaki 5 dakikada tüm izleyicilerimizden bu manada özür diliyorum. Aflarına sığınıyorum. Ama onun dışında gayet temiz, güzel olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi hocam bu düsturu ben sizden öğrendim. Hocasına öğrencisi soru sormaz. O yüzden sorularımızı sormak isteyen katılımcılarımız var ise benim ismimin üzerine tıklayıp ya da hocamızın isminin üzerine doğrudan tıklayıp soruları oradan yöneltebilirler. Niyazi hocamızın bir sorusu var. Hocam ben izninizle onu paylaşmak isterim.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarından ziyade Ermenistan'ın Karadağ işgali nedeniyle daha güçlü biçimde etkilenmesini, Türkiye'nin Azerbaycan yaklaşımını açıklamak doğru mudur? Başka bir ifadeyle, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Azerbaycan dostluğu Ermenistan'ın hasmani tutumundan daha belirleyicidir diyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ederim Niyazi Hocama. Her zamanki gibi zor soru sordu. İnşallah yani açık söylemek gerekirse çok derin bir analiz gerektiriyor. Üzerine yeniden bir konferans belki verilebilecek veya bir doktora tezi yazılabilecek boyutta bir konu. Ama bence çok kısa bir cevap verirsek diyemeyiz diye söyleyeyim. Neden diyemeyiz? Çünkü evet, bir yandan tarihsel bir gerçeklik vardır. İki devlet, bir millet şeklinde tanımlanır. Ama tersten de düşündüğümüz zaman, tarihsel anlamda baktığımız zaman Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde Azerbaycan dışındaki unsurlar da hep problem olarak karşımıza çıkmıştır. Şimdi usul olarak eğer uygun görürseniz yazılı alıyoruz. Bir katılımcımız mikrofon açabilir miyim demiş ama uzamaması açısından da süremizin kısıtlılığı açısından da yazılı alabilirsek sorularımızı memnun oluruz. Sayın Öner Hocam sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa söz sizin hocam, buyurun. Şimdi konferansı veren benim hocam olduğu için benim de çok ekleyebileceğim bir şey kalmıyor. Ben kendisinden lisans öğrenciliğimde tabii 20 sene önceden bahsediyorum. Bunun derslerini de aldığım için hem uluslararası hukuk boyutuyla hem siyasi tarih boyutuyla dolayısıyla benim çok ekleyebilecek noktada bir şeyim yok. Ancak aramızda öğrencilerimizden bir tanesi var. Karabağ'dan göç eden bir ailenin çocuğu ve benim yüksek lisans tez öğrencim Halit Bağırov. Belki Halit Bağırov'un sorusu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü listede onu gördüm. Halit Bağırov bana mikrofonu açabilir misiniz dedi. Halit kötü bir şey söylemeyeceksin. Yani Halit yazılı olarak Barış Hoca'ya sorabilirsin ya da yazılı hale getirdiğim bir metin varsa doğrudan bana gönderebilirsin, ben sorabilirim. Çünkü IDEP sisteminde çok kakafoniye mahal bırakmamak adına bu şekilde bir yöntem izlendi. Dolayısıyla yazılı olarak sorabilirsin Burak Hoca'ya ve Burak Hoca Barış Hocamızı iletebilir. Çok çok güncel bir konu ve hala etkileri de devam ediyor. Hatta Türkiye'de de gerek muhalefet gerek iktidar partisinin tepkileri bugün haberlerin ana gündemindeydi. Muhtemelen biz bu konuyu epey bir daha konuşacağız. Diplomasi Araştırmaları Derneği kapsamında da biz hem Hasan Hoca'yla hem Kamuran Hoca'yla çok çok iyi paneller yaptık. Daha öncesinde Barış Hoca ve Kutay Karaca hocalarla yine yapmıştık. Görünen o ki önümüzdeki zaman diliminde de Türk-Ermeni ilişkileri konusunda biz epey bir hem lisans doktora tezleri yazdırmaya devam edeceğiz hem bu türden panel sürdürmeye devam edeceğiz. Halit'in soruları geldiyse Burak soralım. Aksel'de hocanın çünkü televizyon programına da az bir zaman kaldı. Şimdi buyurun hocam. Halit'e zaman kazandıralım. Bizim büyük hocalarımızın hep söylediği bir şey vardır. Eğer soru gelmezse zorlamaya gerek yok. Ya çok iyi anlattık, her şey anlaşıldı. Ya da o kadar kötü anlattık, hiçbir şey anlaşılmadı ki soru sorulamıyor. Yani hepimiz yani iftardan çıktık, kan şekerimiz düştü. Zorlamaya gerek yok Öner Hocam. Soru yoksa yok. Ya ben niye soru gelmedi diye alınmam, gücenmem. Hocam aslında sorumuz var ama ben sözü dekan hocamıza bırakmak istiyorum. Hocam eklemek istediğiniz noktalar varsa buyurun hocam. Aynı zamanda evet burada çevrim içi aynı zamanda YouTube'da da seyrediliyor ve sadece hocama şunu da iletmek istedim. Bizim Abdülnazar Rahmani öğrencimiz YouTube'dan yazdı. Afganistan'dan öğrenciniz diyor ve size özellikle çok değerli bilgileri paylaştığınız için ve bize de bunu organize ettiğiniz için teşekkür ediyor. Teşekkür ediyor gerçekten. Hani bu Türkiye için çok önemli bir mesele ve farklı bölgelerden biraz önce dediğiniz gibi Halit Azerbaycan'dan, Afganistan'dan bizim Iraklı öğrencilerimiz, Suriyeli öğrencilerimiz, Ukraynalı öğrencilerimiz sizi izliyor.
Ve gerçekten çok teşekkür ederiz ve bundan sonraki süreçte kullandığımız kavramlara ve terimlere dikkat edeceğimize ben söz veriyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah Kırşehir, pandemi bitsin, sizi Kırşehir'de ağırlayacağız. Hocam ben geldim, sıra sizde. Sizi bekliyorum inşallah. İnşallah. Öner Hocam'ın da belirttiği gibi Diplomasi Araştırmaları Derneği olarak sizler gibi üniversitelerle, bölümlerle müşterek çalışmalar yapmak bize hep güç katıyor. Ne mutlu ki sizin gibi genç, dinamik bir dekanları var. O anlamda ben de hepinize teşekkür ediyorum. Değerli hocam, aslında Neslihan arkadaşımızın, bizim öğrencimizin ufak bir sorusu var. Belki bir iki dakika içerisinde değinmekte fayda olabilir. Türkiye-Ermenistan ilişkileri bu hadiseler bağlamında nasıl gelişir? İlişkiler ne yönde olur gibisinden bir soru yöneltmiş. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Biz bunları akşam televizyon programında tartışacaktık ama Neslihan'a önceden küçük bir şey vereyim, tüyo vereyim madem ilgisine. Şimdi soruda Türkiye-Ermenistan ilişkileri olarak sorulmuş. Yanlış anlamadıysam. Doğru. Tabii ki burada bence ilk etapta Türkiye-ABD ilişkileri açısından düşünmek gerekiyor veya daha genel anlamda Türk dış politikası olarak düşünmek gerekiyor diye bir iddiam var. Şimdi bugüne kadar olan açıklamalar, daha önce yaptığımız bir etkinlikte de biz bunu analiz ettik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın bugüne kadar yaptığı 23 tane açıklamayı analiz ettiğimizde ve tabii bunun bir üst aşaması, eğer Öner hocamız bana verdiği sözü tutarsa onu bir makale haline getireceğiz. Türkiye'nin karşı cevaplarını değerlendirdiğimizde Türkiye'nin genelde bu tarz olaylarda, ister Amerika Birleşik Devletleri'nden olsun, ister Almanya'dan olsun, Fransa'dan olsun, diğer devletlerden böyle bir 1915 olaylarına ilişkin soykırıma tanımaya yönelik bir şey geldiğinde tepkisi hep ilk etapta diplomatik olarak sert olmuştur. İşte büyükelçi çağrılır, kınama notası verilir, ilgili devletin, Türkiye'deki büyükelçisi ve ilgili devlette bulunan Türkiye'nin büyükelçisi Türkiye'ye geri çağırır. Ama aradan 3 ay geçer, 4 ay geçer, kimsenin haberi olmadan sessiz sedasız tekrar büyükelçinin geri gittiğini görürüz. İşte Fransa örneğinden gördüğümüz üzere boykotlar yapılır. İşte halkımız tepkisel olarak, haklı olarak Fransız mallarının bir kısmını yakarlar, şey yaparlar. Ama bunlar geçici olarak kalır ve artık inandırıcılığı kalmamıştır yurt dışına baktığımızda. Şimdi bugün itibariyle Türkiye ne yapabilir? Bana sorarsanız 3 temel olasılık var Türkiye'nin önünde. Birincisi, hiçbir tepki vermeyebilir. Bu çok dile getirmiyor ama bence olası bir olasılıklardan biri. Yani olmamış gibi, yok böyle bir şey. Yani bizim için yok hükmünde diyoruz ya, bunu tepkilerimizle de destekleme anlamında. Bizim için yok hükmündeyse o zaman tepki de vermememiz gerekir. Basit mantık yürütüyorum. İkinci olasılık, zıttı anlamlı, tam zıttı ters bir tepki verilebilir. Çok şiddetli bir tepki verilebilir. Ama biraz önce tarihsel örneklerinden de söylediğim gibi bunun sürekli olması gerekir. Üçüncü olasılık, bana sorarsanız daha makul olan ve Türkiye'nin izlemesi gereken olasılık şudur. Yavaş yavaş sürece yayarak bu tepkiyi ve sürekli bir şekilde devam ettirmektir. Hangi boyutlarda olabilir? Askeri devletle, askeri antlaşmalarda olabilir, ticari antlaşmalarda olabilir, ikili ilişkilerde olabilir, ortak bulunan uluslararası örgütler varsa orada olabilir. Ama istikrarlı bir şekilde sürekli gitmesi gerekiyor bunu. Bununla bağlantılı olarak maalesef yani Türkçe'de bence yanlış kullanıldığını veya Türk literatüründe karar alıcılarımızın da bence yanlış ifade ettiğini düşündüğüm, yanlış demeyeyim de eksik ifade ettiğini düşündüğüm bir husus var.
konu tarihçilere bırakılmalı. Tarihsel bir problem bu, tarihçilere bırakılmalı. Evet, doğru, konu tarihsel bir problemdir. Ama tarihsel olmaktan çıkmıştır. Siyasileşmiştir. Ve bu anlamda evet, çok değerli tarihçi hocalarımız vardır. Hepsine saygı duyuyoruz. Ama konu sadece tarihçilere bırakılmamalıdır. Konu bilim insanlarına bırakılmalıdır. Bunun içinde uluslararası ilişkilerciler de vardır. Uluslararası hukukçular, sosyal antropologlar, psikologlar, sosyal medya, iletişim, iktisat, sosyoloji, hukuk. Bütün bu alanların bir bütün halinde bu alanlardan gelmeli. Çünkü karşı tarafın tezlerine baktığınız zaman, yine yaptığımız başka bir etkinlikte, bu süreçte bayağı bir etkinlik yaptık Diplomasi Araştırmaları Derneği olarak. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobilerine baktığınız zaman Ankara'ya veya Konya'ya öyle ciddi bir kurum var ki karşımızda. Sadece Amerika Birleşik Devletleri örneğinde bile baktığınızda, asamble ile birlikte Ankara'yı düşündüğünüzde, konuyu sadece tarihçi hocalara bırakmak onlara haksızlık olacaktır. Büyük bir yük bindirecektir. Ve biraz önce dediğim gibi konunun çok fazla boyutu vardır. Konu artık tarihsel bir konu olmaktan tarihseldir ama siyasallaşmıştır. Bilmiyorum, yeterli bir cevap oldu. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Sanırım zamanımız da doldu. Sorular var ancak hocam yetişeceğiniz bir program olun, onu da göz önünde bulundurarak. Estağfurullah, varsa 5-10 dakika daha cevap verebilirim, yoksa kapatabiliriz. Nasıl uygun görürseniz hocam. Şimdi sorular şöyle gelmiş hocam. Hocam benim merak ettiğim şey bu İskan politikası çerçevesinde olan olay Osmanlı döneminde olmuş olmasına rağmen bir öğrencimizden gelmiş. Neden Türkiye Cumhuriyeti suçlanıyor ve Ermenistan'ın bu suçlamalardan kazanacağı herhangi bir şey var mı? Yani olayın Osmanlı zamanında olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlamak mantıklı mıdır demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu sorusu için biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca eklemiş, soykırım suçu 44 yazmış ama 48 yılın tarihli soykırım önlenmesi sözleşmesi, ondan bahsediyor hocam. Kabul ediliyor. Bu olay ise daha eski yıllarda olmuştur. Bu durumu hukuken bir suç kabul etmek doğru mudur diye de eklemiş. İkincisinden başlayalım. 48'de yapılıp 51'de yürürlüğe giren sözleşme, geriye yürümezlik ilkesi mevcuttur. Ama tabii ki taraflar bir uluslararası mahkemede, özel bir statüde yapılan mahkemede veya hakemlik anlaşmasıyla böyle bir şeyi yetkilendirirlerse sözleşme uygulanabilir, incelenebilir. Ama tarafların açık veya zımni olarak bu konuda bir yetkilendirmede bulunması gerekir. Forum progotum yöntemi veya açık bir şekilde bunu yapması gerekir. Artı şunu da söylemek gerekir. Soykırım hukuksal bir suçtur. Bu anlamda bir mahkeme tarafından karar alınmadıkça böyle bir şey geçerli değildir. İlk soruyu soran arkadaşımızın sorusuna gelince, uluslararası ilişkilerde ardıllık ilkesi vardır. Ve Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nin ardıl devleti olduğunu inkar etmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nin bir ardıl devletidir. Bunu Osmanlı Devleti'nin borçlar meselesinden veya diğer konuların hepsinden görebilirsiniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne bunun reddi, zaten reddi mirasa girer. O da hiçbir şekilde ne örfümüzde ne hukukumuzda ne de uluslararası hukukta geçerli değildir. Karşı taraf açısından baktığımız zaman ise 1915 olaylarına ilişkin Ermeni tezini destekleyen gerek Ermenilerin gerekse o teze yakın olan bazı kesimlerin 1915 ve 1923 dönemini almaya çalıştığını görürüz. Yani genç Türkiye Cumhuriyeti'ne bu işi teşmil ettirmeye çalıştıklarını görürüz. Tabii ki yapı itibariyle baktığımız zaman Ermenilerin bundan kazancı ne kısmına geldiğimizde, şimdi temelde şunu söyleyeyim. 1915 olayları en temelde bir kimlik inşasıdır. Bu kimlik inşası bize karşı değildir. Ermenilerin özellikle biraz önce size sunumun başında sayısı olarak da belirttiğim üzere
diasporada yaşayan 10 milyon Ermeni'nin ana vatanlarıyla bağlarını devam ettirmesi için, asimile olmamaları için kimlik inşasında kullandıkları bir tezdir. Bu konuda da değerli meslektaşım Meşdi İsmailoğlu'la abimde bir makale yayınladık. Onu okuyabilirler. Ermeni milli kimliğin inşasında 1915 olayları diye. Bu arada yeri gelmişken Avimi de bu konuya meraklı olan arkadaşlarımızın takip etmesini tavsiye ederim. Türkiye'de uzun süredir bu konu üzerine çalışan başta şu anki Büyükelçimiz Alev Kılıç olmak üzere genç arkadaşlarımız canhıraş bir şekilde bu konuda çalışıyorlar. Onları da ilgi duyan arkadaşlarımız onların çalışmalarını okumalarını tavsiye ederim. Günlük bültenleri var. Artı dergide de yayınlanıyor. Şimdi demek ki birincisi Ermeni milli kimliğin inşasında ki bir unsurdur. 1915 miti derler onlar. İkinci unsura baktığımız zaman ise bu miti canlı tutmak amacıyla biraz önce Ermenistan Anayasası'na atfen de belirttiğim devlet armalarında da gördüğünüz bir toprak talebinde bulunurlar. İşte Batı Ermenistan olarak tanımladıkları bölge. Çünkü yapı itibariyle baktığımız zaman diasporadaki Ermeniler şu anda Erivan Ermenilerinin başta ekonomi olmak üzere can damarını oluşturmaktadır. You are now unmuted. Hocam teşekkür ediyoruz. Bu arada Halit Bağırov'un sorusu da geldi ancak ona da cevap vermiş oldunuz. Soykırım Sözleşmesi ile ilgili, geriye yürümezlik ile ilgili sorusuydu. Hocam şu anda başka soru gözükmemekte. Değerli hocam. Hocam ben soru sorabilir miyim? Lütfen buyurun hocam. Buyurun hocam. Hocam bu ilişkilerde Rusya nerede? Bir soru. Bir de ikinci soru. Hocam bu hani şey... Türkiye-Ermeni ilişkilerde hani bunun bir devamı veya iyileşmesi veya normalleşmesi mümkün mü, mümkün değil mi? Çünkü bu şeye dönmüş gibi, hani bende kuyruk acısı, sende evlat acısı varken gibi. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Çok teşekkür ediyorum hocam. Her ikisi için de iki tane ayrı konferans yaparım ben, onu söyleyeyim size. O zaman onun sözünü almış olduk. Teşekkür ederim her zaman. Siz istedikten sonra her zaman hocam. Kısaca cevaplandırayım hocam. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere derslerinde veriyorsunuz. Çalışmanız da onun üzere. Aslında Rusya Türkmençay Anlaşması'ndan itibaren her yerde. Bu sürecin her yerinde. Bana sorarsanız bu sürecin 2-3 tane temel aktörü var. Rusya bunların en eskisi. Karşısında özellikle büyük oyun kapsamında düşündüğümüz zaman yani Büyük Britanya'yı görmemiz gerekiyor. United Kingdom'ı görmemiz gerekiyor. Orada da çünkü büyük benim iddiam şu. Aslında Doğu sorunu dediğiniz şey büyük oyunun bir alt sektörüdür. Ben bu şekilde tanımlıyorum. Bunun Balkanlar sektörü vardır. Yani Yunan bağımsızlık sürecinden başlayıp daha sonrasındaki işte Sırp, Bulgar bağımsızlık süreçleri. Anadolu coğrafyası itibariyle Doğu sorunu dediğimiz sorun ve yavaş yavaş böyle Afganistan, Pakistan, Çin en son 1904-5 Japon-Rus Savaşı'na kadar giden bir sektöryel sektörler çatışmasıdır. Şimdi Rusya her yerde yani bu şu anda Biden'ın açıklaması sürecinde de var, daha öncesinde de var. Bildiğiniz üzere Rusya Federasyonu Meclisi Duma'nın alt kanadında konu hakkında karar alındı daha sonraki süreçlerde. Rusya boyutu böyle hocam. Her boyutunda Rusya bence tarihsel anlamda kesintisiz olan aktör. İkinci aktör İngiltere dediğim gibi. Büyük bir yani United Kingdom olarak kullanıyorum İngiltere'yi. Onu da söyleyeyim. Üçüncü aktör Almanya. Ki bunun üzerine de ben bir takım çalışmalar yaptım. Alman dilli olmamdan dolayı.
Dördüncüsü de Fransa. Ama beşinci bir aktör var ki o çok önemli. O da Vatikan. Vatikan arşivleri şu anda taşnak arşivleri kapalı. Ama esas arşivler Vatikan'da. Her şeyi gören göz o Vatikan'daki arşivler açısından aslında Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğu bir kez daha gündeme bence gelecektir. Hocamızın sorduğu ikinci soruya gelirsek nasıl düzelir bu ilişkiler diye baktığımız zaman bu ilişkilerin düzelmesinin temelde en basit bir yöntemi var. O da uluslararası ilişkilerin temel ilkesi olan düşmanca olmayan tutum. Zaten Türkiye'den ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı düşmanca bir tutum yok. Ermenistan'dan düşmanca olmayan tutum gelirse barış yoluyla ilişkiler düzelir. Ama onun dışında yani bu şekilde gerek diaspora üzerinden gerek lobi üzerinden gerekse kendi iç politik karar alma mekanizmaları üzerinden gerek Türkiye'yi gerekse askeri çatışma yoluyla Azerbaycan'ı tırnak içinde söylüyorum uluslararası anlamda tahrik ettiklerinde barışçıl bir karşılık beklemeleri de bence ya da ilişkilerin barışçıl boyuta dönmesi kısa vadede mümkün gözükmemektedir diye düşünüyorum. You are now unmuted. Evet hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla Ermeni diasporasının ya da 1915 olaylarının soykırım olarak nitelendirilmesinden vazgeçilmesi, Azerbaycan'a yönelik Ermenistan'ın takınmış olduğu saldırgan tutumun ya da bu işgalci tutumun vazgeçilmesi gibi etkenler sayesinde ileride Türkiye-Ermenistan arasında bir ilişki kurulması mümkün olabilir. Ama yakın dönemde bu politikaların çok da ortadan kalkabileceği gibi bir durumda sanırım söz konusu değil. Ama bir şey daha belki burada eklemek, ya ben hani böyle sanki sözü çalmış gibi oldum kusura bakmayın ama mesela acaba Türkiye hocam bu durumda Kıbrıs'ı bir koz olarak kullanarak yani Kıbrıs'ın tanınmasını bir koz olarak kullanarak mesela ABD ile olan bu son dönemdeki problemli alanda işte Rusya'nın Türkiye'nin Kırım'ı tanıması ya da Rusya'nın Kıbrıs tanıması gibi karşılıklı Suriye ile bir ilişki, yani bunu bir Türkiye bir dönüşüm, bir politik dönüşüm ya da bir alan olarak kendisine değerlendirebilir mi? Bu da aslında bir kafalarda bir soru işareti olarak duruyor sanırım. Ya hocam teşekkür ederim. Ama şimdi ya ben zihinsel yorgunluktan tam soruyu anlamadım. Türkiye zaten Kıbrıs'ı tanıyor. Yok şöyle. Üçüncü tarafın Kıbrıs'ı tanıma sağlama anlamında söylüyorsanız eğer soruyu evet. İşte örnek verdiğiniz gibi Rusya Federasyonu tanıyabilir diye. Bildiğiniz üzere şu anda Cenevre'de gayri resmi görüşmeler yapılıyor. 5+1 veya 5+BM görüşmeleri yapılıyor. İnşallah Cuma günü bizde değerli büyüğüm, hocam, abim Profesör Doktor Uri Keser'in katılımıyla kendisi bir Kıbrıs Türküdür. Bu konuları değerlendiren bir konferans yapacağız DART'ta. Orada daha çok açarız konuyu ama şimdi güncel gelişme itibariyle zaten ne kadar kamuoyuna yansımıyor ama İngiltere'nin yaklaşık olarak bir 5-10 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma iki devletli çözüm önerisine yavaş yavaş evrildiğini biz biliyoruz. Hatta kamuoyuna yansıtıldığı kadarıyla eski Amerika İngiltere Birleşik Büyükelçisi Dışişleri Bakanı biliyorsunuz açıklama da yaptı bu konu üzerine. Bir emekli Dışişleri Bakanı olarak yapıyorum dedi ama tabii ki onun görüşleri de önemli. Zaten böyle bir süreç var. Yani bunu 1915 olaylarıyla eklemlendirmek yani onunla tırnak içinde söylüyorum uluslararası ilişkilerde bir öncesinde pazarlık mekanizması olarak düşünmeyi belki zihinsel yorgunluğundan dolayı ben şu anda eşleştiremedim. Onun için özür diliyorum. Ama şimdi bu tarz tanımalar çok kritiktir. Şimdi bakın işte yıllarca şunu söylediler bazı
Türk bilim insanları, Azerbaycanlı bilim insanlarına yüzüne. Siz niye Kıbrıs'ı tanımıyorsunuz? Tanısanız ne olur diye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Ama şimdi bir de Dağlı Karabağ problemi var. Şimdi aynı statü olmasa bile art niyetli bir bakış açısıyla benzerleştirebilecek bir örneği var baktığınız zaman Azerbaycan'ın. Şimdi Kırım'ın ilhakını tanımak, bunlar çok önemli şeyler. Yani kendiniz içinde yarın öbür günde problem yaratabilecek hususlar. Veya bir diğer tersten söyleyelim. İşte saygılı, çok sevdiğim birçok Azerbaycanlı meslektaşım var, dostum var. Mesela sohbet ettiğimiz zamanlarda mesela bana kızıyorlar. Hocam bu kadar çalışıyorsun, Hocalı katliamı diyorsun. Niye soykırımı demiyorsun? Türkiye niye soykırımı tanımıyor diye. Şimdi bakın, bizim iddiamız soykırım bir uluslararası suçudur. Bir mahkeme tarafından tanımlanması gerekir. Biz parlamentoların bu konuda karar alma yetkisi yoktu derken, Hocalı canımız yandı, Hocalı olaylarını soykırım olarak tanımlarsak kendi tezlerimize aykırı davranmış oluruz. Aynı şekilde televizyonlardan da izliyorsunuz. Bazı hocalarımız, meslektaşlarımız diyor ki biz de Kızılderili katliamını meclisimizde soykırım olarak tanımlayalım. Şimdi karşı çıktığınız temel argümanınızı kendiniz baltalıyorsunuz o zaman. Bizim orada bir kere net duruş sergilememiz gerekiyor. Siyasi konularda, tarihsel konularda parlamentolar karar alamaz. Alınan kararlar siyasidir. Şimdi aynısını yapmak ne kadar doğrudur? Tabii bu benim görüşüm. Başka bir hocamız farklı bir şey söyleyebilir. Ama uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet, ardıllık ve kısa vadeli analizler yapılmaması gerekir. Biraz önce değerli Burak hocamızın söylediği unsur. Evet, kısa ve orta vadede Nur hocamın sorusunda sorduğu husus, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesini beklemek mümkün değildir. Hatta uzun vadede de. Tek bir istisnai ilke, rebus ilkesini koyarım ortaya. Rebus sistentibus gerçekleşirse her şey günlük gülistanlık olur. O da her zaman bizim emniyet sübabımızdır biliyorsunuz. Rebus ilkesi. Değerli hocalarım, çok vaktinizi aldım. İftar sonrasında aynı şekilde, yani 71 dakika oldu, 72 dakika oldu. Sabrınızı da fazla zorlamak istemiyorum. Değerli hocam, biz teşekkür ederiz aslında. Gerçekten hani evet, siz de dediğiniz gibi, evet, bu ilişkiler konusunda maalesef düzelme yakın zamanda gözükmüyor. Sanırım sadece İsrail'den sonra değil mi? Yani tek homojen ülke mi Ermenistan? Hani Türkiye'de, Azerbaycan'da çok Ermeniler yaşayabiliyor. Ama maalesef Ermenistan'da bu söz konusu değil. Yani onun için maalesef dediğiniz gibi ben size katılıyorum. Evet. Yani bizim taraftan hiçbir zaman sıkıntı yok ama karşı taraf iddialarından vazgeçmedikçe bu meselenin düzelmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Evet hocam, maalesef. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilgileriniz için, vaktiniz için, ilginiz için ve inşallah bundan sonraki süreçte yüz yüze Kırşehir'de görüşürüz. Önce Bursa'da hocam, önce sizi bekliyoruz. Ben gelmiş sayılırım. Tamam, inşallah. Peki hocam. O zaman hocam tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Hocamız 22'de Ülke TV'de canlı yayına çıkacak. Ulusal yayından önce bize konuk oldu. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Teknik aksaklıklar yaşadığımız için bazı sorunlar yaşadık. Onlar için tekrar özür diliyoruz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere diyoruz. Herkese saygılarımızı sunuyoruz efendim. İyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli Nur hocama, Burak hocama, Öner hocama ve şu anda burada görebildiğim 30 kişiye ve herhalde YouTube'da izleyen herkese çok teşekkür ediyorum.